Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Süleyman. Burada staj yapıyorum şu an. Denedik biz videoları çekiliyordu. Ben de "Aa, ben de oyun oynuyorum. Hadi onları anlatayım." dedim ve işte şu an karşınızdayım gördüğünüz gibi. Bugün size şu an bu dönem çok sık oynadığım bir oyundan, Forerunner'dan bahsedeceğim. Kademe kademe, aşama aşama gideyim istiyorum ama genel olarak Forerunner'ı beğendim ben. Hikaye modundan bahsedecek olursam açıkçası çok yavan kalmış ve hani ben hikaye modlarını oynamayı seven bir adamım. Hani online oyunlardan ziyade hikayelerine bakayım, nereden geliyor, nereye gidiyor, neler oluyor, nasıl bitti falan vesaire. Ama Forerunner'da isterdim ki hani böyle bir açık dünya olsun, ne bileyim yardırsın gitsin işte askerler ya da işte samuraylar, vikingler vesaire. Ama maalesef öyle değil. Oyunda 3 tane ana karakter var. Samuraylar, Vikingler ve Şövalyeler. Ve bunların kendi alt başlıklarında kahramanlar da var. İşte uzun sopalısı, mızraklısı. Fakat oyunun dediğim gibi hikaye modu sadece hani oyuncuları hemen alıştırıp, o dinamiklerini alıştırıp online'a atmanın üzerine kurulmuş. Online'dan bahsedecek olursam online tarafına bayıldım. Görüntüler harika, karakterler harika. Yani yorulmaları çok doğru ve etkili olmuş. Hani her şeyi kontrol etmen gerekiyor. Adamlar savunurken farklı dinamiklere giriyor. Yani bütün takım bir adama dalmaman gerekiyor vesaire. Yani, oyun çok güzel kurgulanmış. Genel olarak farklı farklı modlarda arenalar bulunuyor. Her bir arenada üçer farklı bölge var ve bölgeleri ele geçirmeye çalışıyorsun. Seninle beraber 5 arkadaşın, ya yani 5 takım arkadaşın daha oluyor ama tabii ortada askerler de hani, bulunuyor. Bölgeleri en çok kazanan, en çok bölge hakimiyetini kazanan oyunu da kazanmış oluyor. Ortalama bir 20 dakika falan sürüyor ama gerçekten çok eğlenceli geçiyor. İşin güzel yanı her bir karakteri ayrı ayrı geliştirmeniz gerekiyor. Yani siz ne kadar gelişirseniz gelişin, yani ne kadar çok oynamış olursanız oynayın, hangi karakterle oynuyorsanız o karakter daha çok gelişiyor. Şöyle bir problem var. Mesela atıyorum Viking aldınız siz ve 20 level'a geldiniz o adamla. Artık yapabileceğiniz, hani bir anda yepyeni başlayan, yeniden başlayan bir oyuncu para verip aynı level'a bir anda parasıyla gelebiliyor. Yani karşınıza sizinle denk olabiliyor. O birazcık can sıkıcı olabiliyor. Yani ulan hani benim emeğim falan diyorsunuz doğal olarak ama onun haricinde genel olarak iyi. Tek problemi bağlantılarının çok çabuk kopması. Yani tam oyundasınız, kazanmak üzeresiniz belki ya da daha 5 dakika olmuştur gideli, fark etmez. Tak, bir kopuyor bağlantı, bitti. Ama ya bir daha o oyuna geri dönme şansınız da yok. Çünkü bir daha denemek isteseniz de sizi başka bir bölüme, başka bir oyuna atıyor. Ya kaybediyorlar ya kazanıyorlar, fark etmiyor bu. Bu konuda çok büyük problemler var. Bunun da hala, yani umarım bir an önce düzeltilir diyorum. Ben bu oyunu internetten 150 TL civarı bir fiyata aldım. Şimdi fiyatları ortalama hala aşağı yukarı aynıdır diye düşünüyorum. Bir ara PlayStation Store'da indirime girmişti fakat online indirmek isterseniz daha bir uygun fiyatı vardı. Yine yüzlerde falandı galiba ama tabii bir baksanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Genelde bu tarz oyunları seven, yani online oyunu çok seven bir adam değilim ama en fazla oynadığım oyun zaten şu an işte NBA 2K'da en fazla online olarak zaman geçiriyorumdur. Veya bazı işte Call of Duty gibi oyunlarda biraz oynuyorum ama tabii silahlı oyunlar artık beni çok sarmıyor online'da. Hani daha onların daha çok hikaye modlarına geçiyorum. Ama bir değişiklik istiyorsanız eğer, yani silahlardan bırakıp hani %100 dişe diş, kana kan, göze göz diyorsanız o zaman Forerunner'ı gerçekten tavsiye ederim size. Çünkü farklı bir ortam sunuyor size. Yani o grafikleri olsun, atmosferi olsun, savaş dinamikleri olsun, karakterleri olsun, yani size o anı ve müzikleri, giriş müzikleri falan, hani size o anı yaşatıyor. Bu konuda emin olabilirsiniz de. Genel olarak ben Forerunner'ı sevdim. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşürüz.